Evet, ne anlatmak istersin? Ha? Kanal senin, sen anlatacaksın. Kanal benim. Önce şuurlenir aslan. Önce şuurlenir. Bu arada arkadaşlar, bana özelden çok sormuşsunuz. Kimse sormadı. Bir sorun arkadaşlar. Evet, bugün hava çok kötü olduğunu gördüğümüz için. Normalde Almanya'da hava her zaman çok güzel arkadaşlar. Tabii. Bugüne tabii. Oh, neyse, buraya koyacağım konuşmanın şekilde. Ne yaptığımızı söylemek istiyorum, evet. Evet, bugün okulda yemek yemeye gideceğiz. Her gün olmasa da böyle ara ara, haftada en az 2-3 kere gidiyoruz yemek yemeye. Okul çok yakın olduğu için yurda çok pratik oluyor okulda yemek. O yüzden bugün de okulda yemeye karar verdik. Salim Bey'le. Ucuz, evet. Daha ucuz. Yani çok pahalı değil diyelim. Çok da ucuz değil ama çok da pahalı değil. Yani birim parasına baktığına göre ucuz ama. Yani. Evet, çeşitlilik çok, hani o hoşuma gidiyor benim açıkçası. Çok fazla, yani kendine uygun bir şey bulabilirsin. Ve büyük bir alan. Ama kötü yanını söyle. Neymiş kötü yanı? Ekmek yok. Ha, ekmek yok, evet. Şimdi gösteririz zaten size. Ekmek falan yok ama ben bir maskemi takayım. Tutar mısın şunu? Niye beni çekiyorsun? Kendini de çekebilirsin. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Bilekliği de anlatabilirsin. Bilekliği? Evet. Okula girmek için şöyle bir bilekliğimiz var. Çok kıytırık gözüküyor biliyorum ama. Yani bununla ben aşılandım demiş oluyorsunuz. Ve okula giriş biletiniz gibi bir şey. O zaman arkayı çevireyim, okula girelim. Ne o? Burada da para yüklemeye geldik. Kartımızı göster. 170 TL işte. Bu çok manuel bir ses. Nereden? Şuradan çıkmıyor mu? Bitmiş cevapçıcı. Ben alabileceğimiz tek şey şu Blumenkohl yani. Şu. Onu alalım, ben onu severim. Tamam. Bu kilo var, onu da alayım. Tamam. Ne? Bu kilo mu nereden aldın? Bilmiyorum. Makarna da var aşağı yani, altta. Güzel mi sence? Güzel bence. O şey de al. Bulgur da al. Hı hı. Yoksa patates mi? Aynen, patates alalım. Başka? Başka ne olacak? Evet. Ha, ekmek var. Ekmek ama şey için. Şu mercimek yemeğini yiyenler için dostum. Evet arkadaşlar. Burada çorba gibi. 2 euro çorba mı olur falan?
Sonra şundan alayım mı? Patatesden mi? Ha, küçük bir tane. Aha. Ama pahalı patates, orada ucuz patates yani. Nasıl yani? Tamam. Tamam. Bir de makarna alalım istiyorsan. Makarnayı da şey. Şöyle. Bir de makarna alalım. O şey, pork. Pork burger. Gel. Makarna alalım bir tane de yeter. Makarna neyli? Ne? Neyli bu makarna? Mantarlı soğanlı. Öyle mi? Hı hı. Alayım mı? Al al. Yer sığacak mı? Yıkan mı? Ben de göstereyim. Hayır. Seni göstermen gerek yok. Niye? İki tane tablet aldım. Ben şunu. Ne kadar tuttu? 15. 6. O kuru pilavı yiyorlar ya ben. Başka? Kaşık. Bu makarnadan hiç umudum yok. Şöyle. İki tane şey tablet alıyorsun ya. Hı. Tek kartla ödeyince diğerinden şey istiyorum. Ama tek sen tablet kadar tuttu bana onu söylesene. 6 euro tuttu. 6 euro. Aha. Biraz fazla. 7.80 gördüm ben. 7.80 kalan para. Ha. Nereye oturalım? Çok dolu ya. Biraz boş bir yere gitmemiz lazım.
Çünkü onu da çekmek istedim videoya. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar bir tane makarnamız vardı. Evet, kısaca yemeğin yorumunu yapabiliriz. Bir tane karnabahar kızartmamız vardı, değil mi? Karnabahar kızartması ama köri soslu. Karnabahar kızartması ve altında bir sos vardı. Köri sosu ama vardı. Sen de girmen lan kameraya biraz. Geç. Sonra bir de patates kızartması vardı. Hepsi 6 euro tuttu. Hepsi 6, tam 6 euro mu? 6.20, 6.30 falan. Bir tanesi biraz pahalı bir yemek. Makarna pahalıydı aynen. 3.80'de. Vegan olan şeyler birazcık daha pahalı oluyor her zaman değil mi? Aynen öyle. Sonracığıma... Doydun mu? Yani doydum. Patates doyurdu beni. Bence çok güzel yemek. Çok hoşuma gitti. Yani benim o sos hoşuma gitmedi. Şeyin karnabahar kızartmasının altındaki sosu beğenmedim. Patates çok iyiydi. Baharatlı patates yapmışlar. Makarna biraz azdı yani. Bir de değil mi? Makarna azdı. Ve çok böyle yani Türk damak zevkine uygun bir şey değildi bence. Bence de değildi. Zaten vegan falan olunca böyle biz makarnayı mesela nasıl yaparız? Aynen. Tereyağını basarsın böyle salça malça. Bunlardaki yağ falan bir garip yani. Aynen. Yağ koymuyorlar vegan bazen. Vegan olduğu için farklı bir yağ kullanıyorlar galiba diye biliyorum. Yo şeyde kullanabiliyorlar aslında. Ayçiçek yağı kullanıyorlar. Ayçiçek yağı. Evet arkadaşlar ama tereyağı kullanmıyorlar. Ha tereyağı kullanmıyorlar doğru. Biz ayçiçek yağıyla çok yapmıyoruz yani yine. Evet doğru. Ya bir değişik bir yağ tadı geliyor anlayacağım. Sen ayçiçek yağını kullanabiliyor olmalarına rağmen herhalde kullanmıyorlar. Pilavlarda zaten hiçbir şey yok. Ha, pilavda zaten aynen kuru normal pilav. Normal yağ da atmıyorlar. Şeyleri var. Harbiden öyle. Evet gördüm. Poşetleri var. Poşeti atıyorsun. Onun Almancası Beutel diye geçiyor işte. Poşet şişiyor böyle sonra patlatıyorlar pilav oluyor. Yani pirinç oluyor daha doğrusu. Lapa gibi bir şey. Güzelliğiyle ama. Yani... karnımız doydu. Ama genel olarak böyle %100 mutlu çıktığımız yemekhaneden günlerin sayısı az. Nasıl az ya? %70 bence. Ya böyle %100 mutlu olduğumuz kaç gün var? Ha. %100 mutlu olmuyorsun ama tamamen fiyat performansı yani. Yani fiyat performansı olarak. Bazı günler çok doyuyor. Güzel şeyler ha, çıkıyor. Bazı günler çıkıyor. Yani. Neyse gelecek olursak. Fiyat performans. Fiyat performans. Yani karnınızı doyurmak amaçlı yiyorsun. Dışarıda 6 euro 2 kişi doyamazsın. Doyamazsın. O yüzden öyle. Ya biz şu anda da markete gidiyoruz. Galiba orada da birazcık kısa bir şeyler çekerim ama çok konuşacağımı zannetmiyorum. Öyle. Öyle. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.